Evet. Bu karşılaşması, karşılaşmanın ilk yarısında yapılan hücum alanları. Ya baktığınızda zaten Galatasaray tek opsiyonu yani tek hücum opsiyonu olan bir takım değil. Çünkü üretkenlik açısından hem merkezden zaten bunu oranlarda gösteriyor hem de kanatlardan yapabilen bir takım. Zaten son haftalarda kendisini farklı kılan da zaten Galatasaray'ın bu kadar üretken olan ön taraftaki ofansif oyuncuların kendi yerlerinin dışında takım arkadaşlarıyla birlikte yer değişimi. Ve bunu çok güzel örnekleriyle gösteriyorlar. Zaten bugün de bakıyorsunuz 39.8 yani yüzde. Sağ tarafı daha çok kullanma işgüdüsüne giden bir takım. Ama bakıyor. Rakip sizi bu şekilde iyi bir savunma halinde diğer opsiyonu alıyor. Ne yapıyor? Merkezden deniyor. Fegüli ile, Emre Akbaba ile içeriye giren Emre Kılınç Bu kalanışta. ikinci yarısı maçın. Ya, yine ağırlıkta olan sağ kanat. Fakat Atakaş Atay Spor'da aynı şekilde. Atakaş Spor'un tek yaptığı şey Galatasaray'ın üstüne gelmesiyle kenarlardan kesilen ortalarda, defansın müdahaleleriyle çünkü Galatasaray içeriye kesilen ortalarda içeriye çok büyük bir şekilde destek verdi. Evet. Destek verir verirken de sonuçta kendi sahanızda kazanmak bir, adına. 20 evet. tane sabitsiz ortası var Yani baktığınızda yani bir, bir de şey karşıladıkları konusu. topta mesela ilk 15 dakika Galatasaray Bu da maçın tamamı ya. Evet. Galatasaray baktığınızda mesela ilk 15 dakika bunun sıkıntısını yaşadı. Nasıl? Geçiş oyununda. Çünkü kenardan... İlk geriye gelelim o zaman. İlk 15 dakikadan bahsediyor evet. Yalçın. Evet. Evet. Kesmiş olduğunuz ortalarda Linens'le... Yani baktığınızda rakip savunma karşılık verdiğinde... Çünkü ileriye 4 oyuncuyla atak yapıyorsunuz. Evet. Jackne, Emre Baba, Emre Kılınç ciddi anlamda destek verdikleri için... Burada rakip savunmanın karşılamış olduğu toplarda eksik kaldı Taylan'la. Bazen 2'ye 1 bazen 3'e 1. Burada zaten geçişte 1-2 pozisyon verdiler... Ama zaten bunlar Galatasaray'ın zaten yani bu tarz maçları ne kadar arzulayıp istediği ve kazanma zorunluluğu hissettiği müsabakalarda bunlar gayet doğal şeyler. Evet. Zaten oranlar da her şeyi bize net bir şekilde gösteriyor. Galatasaray bugün isteyen, arzulayan ve topa sahip olan bir oyun kurgusuyla oyunun her anlamında oyuna hakim olan bir Galatasaray. Zaten bugün de Hatay Sporu da kendi sahasına deplase etti. Yani oyunu resmen Hatay Spor'un kendi ceza yıktı. yıktı ve yıktı. bütün üretken üretkenlikleriyle çünkü sadece kenarı denemediler merkezden de ama işte Galatasaray'ı farklı kılan Galatasaray farklı kılan ofansif oyuncuların hareketli ve sorumluluk alışları evet. mesela Cagney'e bakıyorsunuz. Özlenilen Cagney işte fark yaratıyor. Nasıl fark yaratıyor? Zaten fiziksel bir üstünlüğü var Jackne'nin ve ayakları da iyi. Kafa hakimiyeti de iyi bir oyuncu. Zaten Golü de müthiş bir klas bir gol. Hakikaten. Zaten defans görüyorsun. oyuncusunu zaten Hakan bilmiyorum örnek olarak gösterebilir miyim bilmiyorum da. Gel, mesela buradan de mi Yani mi? tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> ya burada baktığınızda mesela ofsayta girmeme adına <laughs> sizin arkanızdan önünüze doğru Seni defansa yani arkası. şimdi senin geçen gün söylemiş olduğun gibi stopersin. Tabii. Arkandan. Dur, tabii. Abi. Arkandan Bravo. içeri Bunu doğru. Çünkü, çünkü defansı zaten. siz arkanızı aldığı andan itibaren çünkü son adam ne? Santrofor. Bunu yani bu arada stoper. Montero'dan örneklemiştik hatırlıyorum. Evet. Hatırladım. Bravo. Montero'nun Galatasaray, Galatasaray maçında. Evet. Mesela Beşiktaş kısmına geldiğimizde Montero'nun ne kadar gelişim içerisinde olduğunu gör, göstereceğiz. Diğer sesimize geçelim o zaman. Jadne'nin gerçekten... Hani... Orta pozisyonları bunlar. Ort Ortalama pozisyonlar. Ortalama pozisyonlar pardon. Ortalama pozisyonlar. Ya baktığınızda zaten Galatasaray... Maçın tamamı bu. Galatasaray zaten e, 4-1-4-1 sisteminde İlk çıktı. İlk yarıda bu şekilde. Seni Ama aynen her iki beki de oyuna katarak ciddi anlamda hücumsal etkinliğini fazlalaştırmak adına üretkenliğini de zaten fark, farklı bir seviyeye getirdi. Görüyorsunuz Emre Akbaba. Evet. ile yani ikili santrafor gibiler. Ama işte oyun içerisindeki bu üretkenlikleri zaten Galatasaray'ı farklı kılıyor. Zaten içeride oynayıp da bu riski almanız gayet doğal. Çünkü Donk'la, Marko Ayla önünde Taylan zaten Taylan'a da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Geleceğiz şimdi Taylan'ı e, özel olarak istedik. Evet. O istatistiği var. Bu ikinci yarısı maçın. Ya bu da zaten ikinci yarı. Skora avantajı gelmiş artık. Gelmiş. Yani artık yani. zaten Spor da belirli riskler aldı. Orada. <laughs> yani belirli riskler aldı ama onun da yapacağı e, şeyler sınırlıydı. Evet. Çünkü karşınızda çok kaliteli bir ekip var ve oturmuş bir sistemiyle ne yaptığını bilen bir oyuncu evet. grubuna sahipler. Galatasaray zaten fark yaratıyor. Kalite farkı bugün net bir şekilde ortaya çıktı ve bu kaliteli oyuncuların <laughs> saha içerisinde sorumluluk almaları sizi zaten farklı kılıyor. Nasıl ki Galatasaray daha önceki haftalarda üretkenlik açısından sıkıntı yaşamış oldukları durumlarda e, eleştiriliyorsa Şimdi, maçın tamamına bak bakınca <laughs> çok garip bir şey var. <laughs> Emrah mı burada, Jack ne burada. Evet. evet. işte bu Sarf etmiş olduğumuz evet. sözler bu. Bir Oyuncular de, birbirleriyle yer değiştiriyor Taner'cim. Burada çadnenin de birazdan bakarız ama e, topla buluştuğu noktalar ya da ısı artasına da, da bakalım. bakalım evet. Önce şunu da söylemek istiyorum. Bu grafik üstünden e, geri gelirsek. Ilk geri yarıdaki, gelebilir miyiz oraya Bora? Şimdi ilk yarıdaki beklerin bulunduğu yere bakalım. E, Lines'le Chadney'e bakın. Özellikle 23 numara Emre Taşdemir'in bulunduğu pozisyona bakalım. Çok ileride. Sol açık gibi. Sol açık gibi oynuyor. İkinci yarıya gelelim. Oyunun ikinci yarısında artık biraz, biraz daha, daha geriye doğru yaslanıyorlar. Evet. Defansif ve... sol beklediğimiz. Evet, burada rolleri değiştirmek ve sürekli hücum düşünmek yerine skor avantajıyla birlikte Fatih Hoca'nın B planına geçmesi burada gözüken. Ama genelde senin de bahsettiğin gibi Çadne'nin bu kadar geride konuşlanmış olması da oyuncunun hep böyle tembel profili değil de biraz daha tırmalayan bir profile büründüğünü gösteriyor bize. İlk geriye gelebilirsek bu arada Savaş o kadar önemli gazeteci ki. Ekrana bakıyor. Kendi gözükmediği zaman haber kovalıyor orada. Çok, <gülüyor> çok <gülüyor> tehlikeli. Şu an onu hissediyorum. Mesela Tanerciğim, yani. zaten günümüz futbolunda tabiri caizse kenarda oynayan oyuncular, <laughs> bek oyuncuları sırtında devam ettikleri için zaten Oğulcan'la dikkat ederseniz Emre Kılınç ortaya geliyor. Bek kararsız kalıyor. Bek gideyim mi geleyim mi? Buradan Emre ile, Linens ile bu koridoru açıyor. Ve bu oyuncuların işte bu kadar hareketli oluşları ve birbirlerini tan tanıyor olmaları Galatasaray adına da farklılık yaratıyor. Evet, ve evet. üretkenlik açısından Galatasaray'ın son haftalarda seyir zevki, yüksek müsabakalar izletmesinin tek sebebi öndeki ofansif oyuncuların gerçekten birbirleriyle olan iletişimi ve sorumluluk alışları Galatasaray'ı farklı kılıyor. Ve arkada da yani tabiri caizse Donk'la oynadığında Luyendamayla, Markayla Taylan'la ciddi anlamda takım savunması adına da çok önemli pozisyonlar alıyorlar. Çünkü gizli kahramanlar. Isı'ya dönelim. Bora. Şimdi ısı da istediğimiz ilk isim sana söylüyorum. Bu Galatasaray'ın maçın tamamındaki ısı haritası. Evet. Şimdi istediğim isim rica ediyorum sizlerden. Taylan Antalyalı. Ben kendisine hayranıyım çünkü. Çok beğeniyorum. Savaş. Mükemmel bir... bir karakter. Çok. Saha içi, saha çok. dışı, yani Yok, takımda takımda çocuk. şu anda Marco ile beraber tüm maçlarda bir maç içinde 90 dakika ilk 11'de başlayan iki oyuncudan bir tanesi örnek Mazar olarak Zaframagen. gösterebileceğimiz genç futbolculara bir isim olabilir. Çünkü evet. Fatih Hoca'dan bir şans aldı. O şansı üstüne koyarak devam ettirdi ve şu anda vazgeçilmezi oldu. Ne mutlu i̇yi bir, Taylan Antalya'da. İyi bir futbolcu. iyi bir Savaş abi bugün sen statta izledin. Bazen defansın yanlış pas hatasında bile ya tabiri caizse Taylan yara bandı gibi. Yani aksayan, Çok kanayan güzel. yeri. Taylan yara bandı gibi dedi. Yani, yani Gerçekten güzel oyun içerisinde... Bu aksayan, da ısı artısı. Yani müthiş. sahanın her, her yerinde. Beklerin kademesine giriyor. Stoperlerin içerisinde. Yani stoperlerin yapmış olduğu o pas hatalarını bile en azı indiren bir oyuncu. Ve sadece Kendi 6 sorumlu... top kaybetti bu arada. Yani 90 dakikada her 6 maç üstüne kez top, koyuyor top kaybetti. Taner. Gerçekten her maç Etobo'dan, üstüne koyuyor. Etobo'dan sonra, Etobo beraber olmuyordu çünkü o çift önlü burası. Tek önlü burası sisteme geçtikten sonra... Çünkü bazen bazı oyuncular... Yanınızdaki oyuncular sizin de performansınızı olumlu ya da olumsuz etkiliyor. Tabii. Çünkü düşünsenize oyunu daraltan bir etobo oyun anlayışı var. Ama şu anda tamamen orta saha kurgusu kendisine 4-1, 4-1 sisteminde. 5 tane ofansif. Mesela Taylan'ın işine geliyor. Neden? Çünkü pas opsiyonu çok. Ve pas opsiyonu çok olduğunda işte bu pas hatalarının aza indirgenmesinin tek sebebi Taylan'ın o opsiyonları çok doğru bir şekilde kullanması muazzam bir ısertes. Evet, topla yani, buluşmasına bakalım. Topla buluştu noktalar, yani topa nerelerde dokunmuş? Sahanın o, her yerinde. O vardı ya, e, evet, e, topa, küçük, dokundu topa dokundu alanlar. Yani alanlar vardı. sahanın her yerinde. Küçük küçük gösteren. Bu Ailen, kadar... son haftalarda gerçekten çok Top, örnek. Evet, bakın her noktada. Bakar yani, mısın? Pozitif bundaki anlamda çok örnek. Bundaki önemli etkenlerden bir tanesi ne biliyor musun Hakan? Selçuk İnan. Bak, Fatih Hoca'nın teknik heyetine girdikten sonra Doğru. aynı mevkisinde oyuncusu şu anda Skat biri Fatih Terim bir numara olarak biliniyor. Teknik adam vermiş olduğu görevlerde sorumlulukta. Ama Selçuk İnan'la beraber Selçuk İnan dedi ki ben bıraktım. işte benim idolüm olabilirsin. Benim yerime devam edebilirsin. Ve e, mesela Riera sol bek, sağ bek savunma oyuncularına, o savunma bakanı denilir ya mesela orada. Savunmayla Riera, orta sahile Selçuk, forvetle de Nihat Ateş. Hepsiyle de ilgilenen bir Fatih evet. var. Burada Selçuk İnan'ın bence e, Taylan'ın yükselişinde bir etken olduğunu düşünüyorum. muazzam bir ısı artesi. Gerçekten gurur duydum ben, ben Taylan'la. Ben bu yani. sezonun Çok güzel. enleri olarak Atiba ile ikisini Tabii. gösterebilirim. Tabii. Tabii Gerçekten yani, Atiba ile ikisi her hafta yükselen performansı ve ciddi şekilde örnek teşkil eden oyunsal yapısıyla da topu oyuna sokuşuyla da örnek teşkil ediyor diye Birisi düşünüyorum. karakteriyle Söyle. genç, karakteriyle en evet. futbolu hem karakteriyle Atiba da aynı şekilde hem futbollu hem karakteriyle. Bak Taylan yaşına rağmen en ufak bir şımarma. Sağ içinde disiplinsizlik. Asla, asla evet. almadı. Ben eskiden tanıyorum. Kere, çok ben e, çok fazla tanımıyorum ama Kerem Akdürk varlan hmm. beklerken bile geldi sarıldı. O sevinci hmm. beraber yaşaması bile büyük bir Tabii. olgunluk, büyük bir hoşgörü ve davranış. Çok davranması. güzel bir istihartası. <laughs> Burada... İnşallah sevgili Taylan böyle devam evet. eder. Milli takımımız için de büyük bir kazanç olacak. Ben böyle düşünüyorum. Artık geçen ayağına hafta, ayağına hafta da üzüldüğümüz olur. noktayı söyledik. 5 ay boyunca biz evet. Taylan'ı milli takımda göremeyeceğiz. Bunun evet. üzüntüsü içerisindeyiz. Evet. Hem de Yusuf Yazıcı ile ilgili. Mart büyük ihtimal Dünya Kupası elemelerinde oynayacak. Büyük ihtimal Hiç mi? Eğer Allah gözüküyor. bir kaza bela hiçbir futbolcu vermezse, katkı yaşamazsa o kadroya şu anda ilk yazacak isimlerden bir tanesidir. Burada Çağ bakmak lazım aslında? Sanalımızda da sevgili Bora hemen istatistiklerini verdi. Burada tabii olmayan istatistiği ise söyleyeyim. Bence evet. en daha çarpıcı. Bir kere 9 kez top kaybetmiş olması, bu kadar topla buluşup sadece 9 kez topla Heh. top kaybı yaşaması çok kritik. Bir de e ee, 8'de 6 girdi ikili mücadeleleri kazanmaları kazanması maşallah. E ee, 8'de 6 o da çok önemli. Rakibin ayağından da 4 kez top alıyorsunuz. Bu da çok fazla yani ortalamanın üstünde bir değer. Burada çadneye bakmak lazım aslında. geldik. Ona, onu şey, merak Çadne. ediyorum. Bu kadar geride konuşlanmış olması. Evet. Gelelim bir çadneye bakalım. Jackney topla buluştu jagne, alanlar. Cagney, Cagney. Yani kafası taner biraz karışık. Cagney ne biliyor musun? Bir tek Taner diyor Cagney'in. <laughs> taner Cagney değil ya. Cagney'nin bu kadar topla az evet. buluşmasının ta tamamen tek sebebi boşaltmış olduğu bölgelere kendi takım arkadaşları o doğru koşullarla zaten Galatasaray'ı farklı Diliyor. kılan da bu. Evet. Beşiktaş da aynı şeyi yapıyor bence. E, tabii ki. Sen bunu söyledin. Ben Abubakar, haftalardır bunu dile getiriyorum. Evet. Abu Bakar'ların ciddi anlamdaki o boş koşulları tabiri caizse futbol adına Bunlar aslında çok doğru koşular. Doğru koştu tabii ki. Larin, yani, e, Abu Bakar, Beşiktaş için de çok önemli isimler. Yani. Galatasaray'ın bugün benim gördüğüm sahadaki en büyük eksiklerden bir tanesi. O 50, Bak mesela tane sonra... arkadaşlar demişlerdi ki e, okumuştum son sayfa etiketinde. Bir arkadaşımız şunu sormuştu. Emre Akbaba sizce tam olarak hazır değil mi? Yoksa neden bu kadar kötü? Asla kötü diyemem. Bence de kötü değil. Ben Asla kötü diyemem. Ben de çok 25, beğendim. 25-30 dakika. Ya bazen gizli kahramanlar var oyun içerisinde. Tabii. Ve almış olduğu sorumluluklar sadece sizi skor anlamında, gol ya da asist anlamında değil. Yapmış olduğu koşularla, almış olduğu topla, vermiş olduğu doğru pasla sizi gerçekten çok farklı kılar. Emre Kılınç'la Akbaba'da farklılık Şimdi yaratıyorlar. Bakar mısın Emre Kılınç'a? Emre Kılınç. Şimdi bak Galatasaray bu haftayı bay geçtikten sonra 3-4 günde bir maç yapacak. Aşağı yukarı 2 ay boyunca böyle gidecek. Hı hı. Bu süreçte en avantajlı takım Galatasaray olacak. Hepsi hazır şu anda. Her futbolcu hazır. Tabii. Ama bugünün baktığın zaman evet Emre Akbaba 25 dakikada bir sağ dedik. top değmedi dedik ya Hakan. 25 dakikada falan top değmedi neredeyse. Yani böyle bir yalancı koşu olur ya böyle. Baktığın zaman pek yalancı. İlk yarısına mı? bakabilir miyim ben Emre Akbaba'nın? 25 dakika ilk yarı bakalım bakalım <laughs> çok merak i̇şte ediyorum. İşte bu mu? Emre Akbaba'nın ilk yarısı. Pardon bu Evet ilk yarı da bu. Evet o, o ilk yarı 25 dakikası hiç yoktu neredeyse. Aslında Bak. yok gibi gözüken evet, ama o ile rakibi bozan evet. ve rakibi oyundan düşüren koşular. Emre ya ben, Kılıç'ta ben da keza bunlar var. Mevki itibariyle ee, de zaten Öyle bir tanır. koşu yapıyorsunuz ki birkaç tane adamın peşinizden gitmesine sağlayıp arkadan kendi diğer adamlarınızın pozisyon bulmasını yetmez sağlayabiliyorsunuz. Geçtiğimiz futbolda etmez al Fatih Hoca hiç yetmez. Topsuz Fatih Hoca'nın bence asıl istediği şeylerden bir bence, tanesi de mesela, bu. Bence mesela biz zaten burada yanılıyoruz. Evet. Mesela çok çok Emre istediği Kılıç şeylerden geçtiğimiz bir sene gol atan, asist yapan ama benim anladığım kadarıyla bunu çok konuştuğumuz için söylüyorum hem Taner hem diğer yorumcularımız yalçın da olsun. Emre Kılıç ne istiyorsa Fatih Hoca onu yapıyor. Evet. Ve gerçekten Emre Kılıç'ı izlediğiniz zaman çok doğru işler yaptığını görebiliyorsunuz. O yüzden de maçı sadece istatistikler üstünden okuduğunuz zaman hataya düşebiliyorsunuz. Maçı bir de video analizlerle baktığınız zaman Emre'nin o boş alan koşullarını görebiliyorsunuz. Sadece rakamlar üstünden oyunu değerlendirdiğiniz zaman Emre vasatta kalıyor. Ama hem video analiz hem de rakamlar üstünden değerlendirdiğinizde o zaman işte o boş koşullar gözüküyor. Buna da zaten ek olarak şunu ifade edeyim. Bazen siz top oynanan alana bakarsınız. Ama aslında diğer tarafta olan aksiyon gerçekten takımın zaten geleceğiyle ilgili, o maçı o maçla ilgili nasıl bir hal alacağını net bir şekilde görürsünüz. Çünkü siz kilitlenme olarak Top buradayken, sağ kanattayken tamamen bu noktaya varırsınız. Ama ben pilotlarını izlerken takımın almış olduğu pozisyona, o oyuncuların hangi pozisyonda, nerelerde durduklarına bakarım. Zaten Galatasaray'da dikkat ederseniz bir iki tane geçiş pozisyonu verdi ve Fatih Terim ve oyuncuları ciddi anlamda buna karşılık bir şekilde yakın oldular. Oyunculara ve bu geçişi de sağlatmadılar. Tabii, evet. Yani orada, videosunu veremiyoruz ama doğru, doğru. olsaydı o doğru. koşulardan rahat 4-5 tane çıkartabilirdik. Ne bak, e, orada Teşekkür Orada Emrah Baba'nın Emrah koşuların arasında, Beşiktaş o boş koşuların arasında Fegüli, Hakan çünkü, Fegüli tabii. ilk yarıda muazzam bir performans sergiledi. Tam bir 10 numara. Kreatif futbolun içinde, evet. o, pas alışverişlerinde inanılmaz güzel paslar. Havaş abi bugün Galatasaray'da kenar oyuncularının kenarda ya da e, ofansif oyuncuların 10 numara pozisyonu olarak tabir edileceğimiz oyuncuların da 10 numara pozisyonunda değil... Bu oyuncuların devamlı yer değiştirmesi Galatasaray'ı zaten farklı kılıyor. Evet. <laughs> Ve to topa sahip olmaları, sorumluluk almaları. Ve rakibi almaları. de çözme konusunda evet. zorluyor. Bak, bugünkü... Ben bir defans oyuncusu olarak mesela çok özür diliyorum. Ben bir defans oyuncusu olarak mesela statik oyunculara karşı çok rahat ederdim. Evet. Ama hareketli oyuncular devamlı sıkıntı yaratır. Abu Bakar. Kesinlikle. Bu... Bunlardan bir tanesi. Bugünkü Galatasaray'ın 1-0, 2 0ı yakalaması ya da maç 1 0ın olduğu bir durumda. Feguli ikinci yarı yorulmuş. İlk yarı ikinci yarı siyahla beyaz kadar fark vardı. Feguli'nin o pas alışverişlerinde geri kalması yoruldu 60'tan sonra. Geçen hafta mesela genelde oyun içindeyken tamamındaydı. Bu hafta ikinci yarı özellikle bir dura anlaştı. Galatasaray'ın 1-0, 2-0, 2-1 olduğu maçlarda Arda gibi, Belhanda gibi topu ayağında tutup servis yapacak, o topu saklayacak adamlar yoktu. Önümüzdeki haftalarda bu Galatasaray için çok önemli bir... Evet. Mesela, mesela bugün farklılıkta... şu andaki topu biz diyoruz ki Emrah Baba koşuyor. Fegül'ü koşturuyor onu mesela. O boş alan yaratıyor. Mesela bir farklılık da Marka'nın almış olduğu pozisyon. Tabii. Yani defansın lideri Hakan. Baktığında Linens. Lines yani de... İhtiyaçtan Emre keza aynı şekilde. Ama Marka'nın ciddi anlamda Donk'la birlikte de topu iyi oyuna sokması Şu... zaten Galatasaray'ın da oyunsal yapısına çok uygun. Yani 9'da 8 yaptı bu arada evet. bugün uzun pasta oyunu başlatırken uzun yani kısa pasta zaten isabetsizliği yok bir de uzun oynamada 9'da 8 evet. nokta dışı yapabiliyor. Evet Galatasaray Atakaş Hatayspor spor maçını kapatacağız ama son sözü bir transfer uzmanı çok önemli bir gazeteci arkadaşım sevgili Savaş Çorlu'ya. Çünkü neden dedin ki ilgilendiği yerlileri söyleyeceğim dedi mi? Evet. Geçen seferki başkan adayının adını açıklarım, açıklamam. Şimdi dedin ki bak izleyicilerimizin hepsi soruyor. Son sayfa etiketine sorular Senin bak. en güzel yerindir. izleyicilerden gelen mesaj üzerine. Bak çok merak evet. ediyorlar. <laughs> Ama şimdi sen dedin ki... Emrah Baba'nın sakatlığını var. burada konuştuk. O gece ben normalde söylemeyecektim. Gazetede çıkmışım. Emrah Baba çok dedi mesaj geliyor falan. Emrah Baba'yı bir söyledik abi. Tüytü olduk. Ertesi gün Galatasaray Kulübü açıklama yapmak zorunda kaldı sakatlığı. Sorun sakatlığı. bende mi? Yok. <laughs> Yok senin orada gazetecilik başı almak, sen Almak konusunda... <laughs> Ama sen şimdi burada söyledin. Bazı yerli futbolcular var. Açıklayacağım Fatih biraz sonra Hoca da gencredin. Fatih Hoca da Fatih Hoca da kendisi ifade etti. Belki bunlardan bir tanesi altyapı olabilir dedi. Belki iki tanesi altyapı olabilir. Hı hı. Sonuçta bak orada çok önemli bir vurgu yaptı. Cüzi para dedi. Ya yani bundan sonra Galatasaray büyük paralar ödeyemez. Özellikle bu sene. Yani ya markayı satacaksın ya Luinda'yı satacaksın. Bir şekilde para harcayabilmen için. Sayın Başkan da eee Fotomaç gazetesinin yılın en iyileri ödül töreninde yaptı bu açıklamayı. Yani Marco Ayu e, çok ciddi rakamlara ancak. Bedeli var yani. dedi yani bunun bedeli. O bedeli dedi. dedi. karşı ben de isterim Messi Ronaldo'yu dedi bir taraftar olarak dedi. Sabah gazetesinin de e, çok orada da yine ifadeleri de bulunmuştu. Evet. Sayın başkanın oradaki ifadesi 3-4 tane transfer yapacağız. Evet. ifadesi çok netti. E, zaman zaman bu transferler konusunda sistemi vardı. 6 transfer dönemi geçirip hala dayak yiyen diyerekten bir tabiri caizse böyle espriyle e, sistemi var aslında orada. Bu Ocak ayında da çok büyük bir beklenti içinde olmamak lazım. Tabii. Çünkü e, Finansal Fair Play devam ediyor. Hala Finansal Fair Play'de Galatasaray'ın geçen seneden kalan bir e, MyCon geliş, satışından kalan bir 800-900 bin euro civarında bir para var. Mustafa Kapı da var bunun içinde. E, son güne kadar kullanılmak istedi. O transfer gerçekleşmeyince para kasada diye biliyorum. E, bu transferde de bir yabancı olacak. Onu tahmin ediyorum. Kiralık bir buçuk yıllık. Herkes seri bekliyor. Oynayakuri'yi ben az önce söyledim. Serinin de şu anda orada iki maç oynamış, olsa, oynamış olması falan da e, Galatasaray'a geri dönmek istiyor. Ama ben e, Fatih Hoca'nın oraya seri her ne kadar gelmek istese de bir buçuk yıllık opsiyonunu sinyalini verdi orada. Yani Satın alma opsiyonu bir buçuk dedi. O bir buçuk seri herhalde olmaz gibi mi geliyor? Çünkü çok maliyetli bir oyuncu. Yine genç bir oyuncu. Kimsenin bilmediği o şapkadan tavşan çıkartma olayı. Mesela nasıl? Luindama, Marka, Nagatomo. Nagatomo da mesela yarım sezon geldi sonra alındı. Saratçı bir buçuk yıllık. Gençlerden bir Falcao'nun gidişine göre bir forvet transfer olabilir. Kenan Karaman transfer olabilir. Galatasaray'ın sezon başında. E... Kenan Karaman transferi gerçekleşebilir. Falcao Falca giderse. Falcao giderse. Tamam. Çünkü Galatasaray'da, Galatasaray'da bugün yerli vurgusunu Fatih Hoca özellikle birkaç kez yaptı. Çünkü artık Önümüzdeki <laughs> yıllarda kademeli olarak yabancı kontenjan düşüyor. Bugün de sahaya totale vurduğun zaman 9 Al. tane yerli oyuncu vardı. Evet. Giren Bahçıcıyı ve çıkanlarla. İyi tanıyan insanlardan birisi olduğum için e, çok ince mesajlar hakikaten var. Bugünkü çok. söylemlerin içinde o ince mesajları sen de almışsın Tabii. ben de almışım. O yerli olayında ve e, bu, eğer bugün tamam 7 tane oyuncu yokken yabancıların içinde Galatasaray 9 tane yerliyle giren çıkanlarla baktığımızda oynuyorsa Galatasaray geçen sene 11 yabancı ile maça çıktığı için eleştiriliyordu. Şu anda en çok yerli oynatan 3 haftaya baktığın zaman. Dolayısıyla bu transferler yerli ağırlıklı olacak. Ee, çok maliyetli olmayacak. Yine böyle unutulan, arka planda kalmış bazı isimler çıkabilir. Şimdi Emre Taşdemir'i transfer ettiği zaman kimsenin aklının ucuna değil. Emre Taşdemir Bursa Spor'un kadro dışı bırakıp bon eline verdiği bir oyuncuydu. Ama, Ama yetenekli e, bir oyuncu. 2015, yıl, şöyle 2015 yılında Fatih Terim'i milli takımı aldı. Evet. doğru. E, hocanın çok beğendi. Bursa Spor'la Emre Taşdemir kontrat uzatmadığı için Bursa Spor'un e, sözleşme onu kadroşu bıraktı. Çünkü oyuncu Galatasaray'da prensipte anlaşmıştı. Şimdi o Hoca'nın çok sevdiği bir oyuncudur kendisi. Ama riske girdi o transferi. Hatta o günü çok eleştirildi. Riske giren? Galatasaray bu transferi. Emre Taşdemir bence çok formda bir dönemde geldi Galatasaray. Üstelik Dediğim gibi milli takım düzeyinde bir oyuncuyken. Evet sakatlıklardan dolayı risk olarak görülebilir. Çünkü ağır sakatlıklar yaşamıştı. E şimdi sen öyle söylediğin zaman çok formda bir dönemde geldi dediğin zaman oynayarak zaten eğer o sakat yaşamamış olsaydı o gününde Bursa Spor Emre Taşdemir'i oynamış olsaydı bırakmazdı. Sakatlıktan Bursa çıkmış. Spor bırakmak istemedi zaten. Devam edecekti. Oyuncu istemediği için Bursa Spor o zaman kal dışı bırakıyorum seni dedi. Evet artık geçelim Beşiktaş'a. Yeni Emre Sevgi... Taşdemir'ler demek ki gelecek yani. Emre Taşdemir, Taylanlar yeni isimler çıkacak bence yani.